Evet, Posta Teknoloji'den herkese selamlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Hoş geldiniz. Huawei'nin mükemmel bir fotoğrafçılık deneyimi sunmaya çalışan son model akıllı telefonu P40 Pro'yu sizler için detaylı bir şekilde inceliyoruz. Şimdi aklınızda bazı sorular var. Google sorunu devam ediyor mu? Evet ama Huawei bunu farklı bir yolda çözmeye çalışmış. Anlatacağım. O halde detaylar için incelememize geçelim. Şimdi Huawei P40 Pro Çinli firmanın en yeni amiral gemisi telefonu. Biraz daha küçük ve daha uygun fiyatlı P40 Lite. Onun bir üstü normal Huawei P40 ve en tepede cüzdan yakan P40 Pro Plus yer alıyor. Tabi Plus modelinin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şu an belli değil. Bir bilgi alırsam alt tarafa açıklamalara eklerim. Huawei P serisi akıllı telefonlarını şirketin hem tasarım hem de fotoğraf çekme yetenekleri açısından son gelişmelerini sergilemek üzere konumlandırdı bu zamana kadar. Mate serisi de tam tersine işlemci ve performans odaklı telefonlar oldu. Zaten genelde şirket bu en son işlemcilerini Mate serisinde kullanıyor ve sergiliyor. P'de de kamera odaklı yenilikler gösteriliyor. Bundan önce P20 ve P30 serisini de kullandım. Amiral gemisi hattının son birkaç neslinde olduğu gibi Huawei burada da 4 kamera ve 50x zoom ile fotoğrafçılıkta iddialı olduğunu gösteriyor ve bunu göstermeye çalışıyor. Tasarımdan başlayacak olursak P40 Pro Huawei'nin dört kenarda kavisli camla bu Quad Curve Overflow Display dediği özelliği içeriyor. Bu özellik ekranın kenarlara kadar taşması anlamına geliyor. Böyle yanlardan süzülürcesine bir ekran var bu telefonda. Kavisli kenarları olan birkaç telefon daha önce gördük hatta kullanmışsınızdır. Çok fazla model var piyasada bu anlamda. Ancak Huawei P40 Pro ile kavisli üst ve alt kenarlara sahip oluyorsunuz. Çünkü alt ve üstte de böyle aşağı doğru giden kavisler var. Kavisleri dört bir yanda görebilirsiniz dediğim gibi. Telefonun kavisli bölgeleri de elinizi yormayan bir yapıya sahip. Hem ön hem de arkada cam kullanılmış. Cam kullanımı aslında telefona hem parlak bir görünüm kazandırmak hem de kablosuz şarj işlemini olanak sağlamak için yapılıyor. Ki zaten çoğu cihazda da bu böyle. Herhangi bir koruma olmadan telefonu kullandığınızda elinizden kayma olasılığı yüksek. Çünkü cam ve eliniz terlediğinde kayma ihtimali yüksek. Bu yüzden kutuya şeffaf bir silikon kılıf eklenmiş. Bu telefonu daha rahat kullanmanıza, onu kurcalamanıza yardımcı oluyor. Bu arada P40 Lite ve normal P40'ın kutusundan kılıf çıkmıyor. Keşke koysalarmış. Yani serinin en tepe modelinde var ama diğerlerinde yok. Bence koyabilirlermiş. Sonuçta şeffaf bir kap. Yani şirket açısından ne kadar pahalı olabilir ki? Her neyse. Dikkat ettiyseniz P40 Pro'da herhangi bir aize yok. Hani bu P30 Pro'da da böyleydi. İlk başta şey diyorsunuz. Acaba telefonla konuşurken ses nereden gelecek? Huawei akustik ekran teknolojisi sayesinde telefon görüşmeleri yaparken ses ekranın içinden kulağınıza titreşimler yoluyla aktarılıyor. Bu sayede sesi net duyabilmek için kulağınızı ahizeye götürmek zorunda kalmıyorsunuz. Bu da aslında güzel bir detay. Parmak izi sensörü ekranın altında yer alıyor ve oldukça hızlı. Zaten bu diğer Huawei telefonlarında da genelde böyle sensörleri oldukça hızlı. P40 Pro'daki 100 kilidi de P30 Pro ile neredeyse aynı hızda çalışıyor. Arasında ben çok bir fark göremedim. Belki milisaniyelik farklar vardır ama Bunları algılamanız çok güç. Üst ve alt kenarda hala çok ince çerçeveler var ve bunlar rakip telefonlardan daha ince görünse de Galaxy S20 Ultra ile karşılaştırıldığında önemli bir fark değil. Zaten ilk bakışta S20 Ultra ile de benzerlikler taşıdığını görüyorsunuz. Özellikle arkadaki kamera kurulumu. Yani neredeyse birebir aynı. ekrana gelecek olursak P40 Pro'daki 6.58 inçlik ekran 1200x2640 e çözünürlüğe sahip. Yani Quad HD değil. Aynı zamanda 441 ppi piksel yoğunluğu sunuyor. Diğer markaların mevcut amiral gemilerinden biraz daha düşük ancak gerçek dünya kullanımında testlerinde çoğu insanın aradaki farkı görmesi zor. Huawei ekranın yenileme hızını da 90 Hz'e yükseltti. Bu da önceki telefonların 60 Hz hızından daha hızlı demek. Hani 90 ile 60 arasındaki farkı anlayabilirsiniz, görebilirsiniz ancak 120 Hz ekran sunan S20 serisi veya Oppo Find X2 Pro gibi rakip telefonlar kadar hızlı değil. Hatta şirketin CEO'su bu konu hakkında kendilerinin pil optimizasyonu ve diğer sebepler nedeniyle 120 Hz yerine 90 Hz ekran yenileme hızını tercih ettiklerini de söylemişti. Hani şu da bir gerçek, yüksek yenileme hızı ekrandaki pile de etki ediyor. Bunu da unutmamak lazım. Ekranda çentik yerine 2 adet göz var hemen şu üst kısımda. Bunu Samsung S10 ya da S20 serisinde görmüştük. Video izlerken veya oyun oynarken bu alan sizi pek rahatsız etmiyor. Çentiye göre bence bu tip bir yapı daha kullanışlı, daha göze estetik geliyor bence. Bunun dışında 9 milim kalınlığında ve 209 gram ağırlığında. Hani evet biraz ağır cepte de ağır iPhone 11 Pro Max'ten daha hafif ama ondan biraz daha kalın rahatça kullanabilmeniz için iki elinizle tutmanız gerekiyor haliyle. Çünkü baş parmağınızla üst ekrana yetişemezsiniz. Tasarım anlamında şirket P30'daki gösterişli çift renkli gradyanlardan P40'daki daha şık görünümlü mat tonlara geçmiş. Bendeki buz beyazı olarak geçiyor. Buna ek olarak siyah ve gümüş renkleri de var. Özellikle gümüş renginin daha karizmatik durduğunu söyleyebilirim. Işıkta yansımaları falan gayet hoş duruyor. Beyaz renk parmak izlerini epey belli ediyor. Onu belirteyim ve gri renginin buna kıyasla daha temiz göründüğünü söyleyenler var. Ama ben gri rengini test edemedim. Hatta belki şu an kamerada da belli oluyordur. Yani epey bir parmak izi Yapıyor şimdi arka kısımdan devam edersek buradan bu yıl arkada sürekli genişleyen kamera çıkıntılarının yılı Hem böyle boyuna Hem de şuradan enine enine mi artık yüksekliğine mi ne oluyor Ama bu kamera çıkıntısı büyüyor onu bilin Huawei P40 Pro'da mevcut kamera düzenliği ile istisna değil çünkü S20 Ultra'da da bu tip bir Kurulum var Beğenin ya da beğenmeyin 2020'de etkileyici fotoğraf özelliklerine sahip üst düzey bir telefon istiyorsanız Bu çıkıntıları kabullenmeniz gerekiyor hani işte iPhone'da kare şeklinde, bunda dikdörtgen şeklinde, bazısında işte ince uzun değişiyor. Yani şirket üreticiler artık kendi tasarımcısı nasıl isterse o şekilde yapıyorlar. Güç düğmesi ve ses seviyesi tuşları telefonun sağında bulunurken alt kısımda USB Type-C bağlantı noktası ve makul bir ses seviyesi sunan tek hoparlör bulunuyor. Yani bunu çiftleyemediler. Ee, olmuyor yani. Sürekli tek hoparlörle geliyor. Çift nano sim tepsisi de alt kenarda yer alıyor. Burası depolama alanı genişletmek için de kullanılabilir ama nano memory kart ile bunu yapabilirsiniz. Telefon normal micro SD kartları desteklemiyor. Bu uzun zamandır Huawei'nin uyguladığı bir politika. P40 Pro ayrıca eSIM profillerinde destekliyor. Kulaklık girişi var mı derseniz Yok. Performansına değinecek olursak P40 Pro, Mate 30 Pro 5G ve Huawei'nin katlanabilir telefonu Mate XS'de gördüğümüz aynı Kirin 995G Yonga setiyle çalışıyor. Bu 7 nanometre Plus üretim teknolojisine dayanıyor bu işlemcinin süreci ve rakip markalarının en yeni amiral gemisi telefonlarına ayak uyduracak kadar hızlı. Hani hız konusunda şüpheniz olmasın işte PUBG Mobile, Asphalt, Fortnite gibi pek çok oyunu bu telefonda rahatlıkla kara düşmesi yaşamadan oynayabilirsiniz. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla birleşen işlemci şu anda entegre 5G'ye sahip Üst düzey Yonga seti yani geleceğin özel 5G ağlarıyla ve mevcut hibrit LTE ve 5G ağlarıyla sorunsuz çalışabilecek demek. Geleceğe yönelik de bir telefon aslında. En son Wi-Fi 6 standartını da destekliyor. Pil konusuna gelirsek yani Huawei uzun zamandır beni pil konusunda şaşırtmadı ki burada da böyle. Cihaz orta ve ağır kullanımda bir günü rahatlıkla çıkarabilecek 4200 mAh batarya ile geliyor. 40 W hızlı kablolu şarjın yanında... 27 watt kablosuz şarj ve yine 27 watt ters kablosuz şarjı destekliyor. Sabah 10'da şarjdan çıkarıp yaklaşık 14 saat yoğun bir şekilde kullandığımda burada masada gün sonunda hala %30 enerjim vardı şarjım vardı. Daha düzgün ya da normal kullanımda tek şarjda 2 gününde çıkartabilirsiniz bu telefonla. Yani pil konusunda cidden iyi. Bataryanızı yaklaşık 30 dakika içinde yaklaşık %65-70 oranında doldurabilirsiniz. Telefon %100'e ne kadar da ulaşıyor derseniz yaklaşık 70 dakikada ulaşıyor. Elbette bu hızlar için kutudan çıkan 40 wattlık şarj cihazını kullanmanız gerek. O da cidden bayağı büyük kallavi bir adaptör. Şimdi gelelim asıl parladığı yere yani kameralara. Huawei P serisini telefon kalabalığında, pazarında öne çıkaran bir şey varsa bu kamera teknolojisi. P20 ve P30 serisi mobil fotoğrafçılığın geldiği çıtayı yükseltmişti döneminde. Şirket bunu P40 Pro ile tekrar yükseltmek istiyor günümüzde. Leica imzalı arka kamera kurulumu 50 megapiksel ana, 40 megapiksel ultra geniş, 5x optik zoom veya 50x dijital zoom yapabilen 12 megapiksel telefoto kameradan oluşuyor. Tabii şu da var, portre modu çekimlerinde bokeh, yani derinlik efektleri oluşturmak için TOF sensörünüz de bulunuyor. Zoom konusunda 5x zoom bir konuya beklediğinizden daha yakın olmanızı sağlıyor şaşırtıcı olan şey bariz bir kalite kaybı olmaması. Bu gerçekten bir telefon kullanarak çarpıcı ve keskin fotoğraflar çekebileceğinizi kanıtlıyor. 10x'e gelirsek yani 10x zoom'a gelirsek sonuçlar açık veya kapalı ortama göre değişebiliyor. Yani burada çektiğim fotoğrafla dışarıda çektiğim fotoğraf tabii ki de farklı. Işık, ambiyans konu her şeyi değiştirebiliyor. Çevreye biraz bağlılık söz konusu dediğim gibi. Huawei'yi ana sensörde RYYB yani kırmızı sarı sarı mavi renk filtresi kullanmaya devam ediyor. Bu sayede de telefonların düşük ışık performansı daha yüksek oluyor. Çoğu kamera sensöründe daha geleneksel olan kırmızı, yeşil, yeşil, mavi kullanılır. Bayer desen filtresine bir alternatif aslında bu ve teorik olarak P40 Pro'nun sensörünün daha fazla ışık toplamasına olanak sağlıyor. Sonuç ne derseniz daha iyi kalitede gece fotoğrafları çekebiliyorsunuz. Gece fotoğraflar çekebiliyorsunuz daha doğrusu. Buradaki 1 bölü 1.28 inç ana sensör Huawei'nin şimdiye kadar kullandığı en büyük sensör aynı zamanda. Galaxy S20 Ultra'da bulunandan bile daha yüksek öyle söyleyeyim sizlere. P40 serisiyle Huawei'yi fotoğraflarınızı optimize etmek için AI yani yapay zeka kullanan XT Fusion Engine piyasaya sürüyor. Huawei yapay zeka dünyasına ilk katılan üreticilerden biriydi zamanında ve P40 Pro'daki son sonuçlarda etkileyici. Şöyle söyleyeyim. Telefon camın arkasındaki herhangi bir şeyi fotoğraflamaya çalışırken ortaya çıkan yansımaları bile kaldırabiliyor. Her zaman için demiyorum tabii ki de bunu. P40 Pro ayrıca etkileyici yakınlaştırma özellikleri de sunuyor. Az önce biraz bahsetmiştim. Bazıları bu zoom olayının sapıkça olduğunu düşünebilir ama öyle değil. Yani optik zoom'un yanı sıra telefon 50x yani 50 kata kadar hibrit ve dijital zoom özelliklerini destekliyor. Bununla birlikte bu kadar yüksek zoom seviyelerindeki fotoğraflar çok net değil. Yani artısı olduğu kadar eksisi de var tabii ki de. Daha iyi görüntü kalitesi için bence 10x'te kalmanızı öneririm. Yani 10x ideal. Bir de 50x'e çıktığınızda tripod olmadan çekim yapmanız çok zor. Çünkü eliniz titrediğinden nesne de flu olacaktır. Yani çektiğiniz şey böyle ekranda flu bir şerit şeklinde gider. Cihazın önünde 4K 60 FPS video çekebilen 32 megapiksel kamera var. Bu arada arka tarafta da 4K 60 kare video çekebiliyorsunuz. Evet Huawei P40 Pro'nun Ön kamera video performansı da bu şekilde. Hatta şöyle ters çıkayım şöyle ışığı yüzüme alayım. Eskisine göre yani P30 Pro'ya göre epey bir iyileştirme var. Hatta bakayım imaj stabilizasyonu da daha iyi. Önlemlerimizi alıp dışarı çıktık. Ufak bir markete kadar gideceğiz. Linç <laughs> etmeyin <laughs> Evet linç etmeyin yani markete kadar gideceğiz. O arada da dedik videosunu çekelim. Ön kamera ve arka kamera video performansını, kamera performansını gösterelim dedik. Hatta şöyle zoom yapalım biraz. Şöyle bir 6x kadar zoom yaptım. Şimdi geri çıkıyorum. Normal geniş açı. Hatta şöyle normal yapayım. Evet. Arka kamera performansı bu şekilde. En çok sevdiğim şey P40 Pro'nun bu çekimlerin ne kadar hızlı yapmasıydı. Çektiğiniz fotoğrafı bazen galeriden getirirken teklemeler yaşayabiliyorsunuz ama öyle çok aman aman bir problem değil. Ana sorunu kameraların çektiği fotoğrafların beyaz dengesi veya genel renk sıcaklığı ile ilgili aslında. Çoğu zaman görüntüleri gerçek hayatta mevcut olandan daha fazla koyu pembe ve sarı tonuyla renklendirebiliyor ki bu bilgisayara attığınızda daha net ortaya çıkıyor. Bu donu iPhone 11 gibi rakipleriyle çekilen aynı karelere göre daha az doğal hale getirebiliyor. Bu hafif bir değişiklik. Diğer telefonlarla doğrudan karşılaştırmalar yaparsanız fark etmeyebilirsiniz. Bu arada bu renk işlemini hani bilgisayara atıp Lightroom veya Photoshop üzerinden de 2 dakikada halledebilirsiniz. Bunun yanı sıra telefon pozlama ve hoş kontrast ile harika görüntüler çekebiliyor. 5x yakınlaştırması uzaktaki nesnelerin net çekilmesini sağlıyor. Kısaca telefon fotoğraf anlamında rakiplerine göre oldukça etkili kareler çekebiliyor. Hani bazen pozlama seviyeleri netlik ve renk doğruluğu ile mücadele etse de Burada eşit derecede yetenekli diğer akıllı telefon kameralarına göre daha iyi iş çıkarttığını söyleyebilirim. Video anlamında P30 Pro'ya göre çok daha iyi 4K 60 kareye ek olarak 7680 fps ultra ağır çekim videolar kaydedebilirsiniz. Ancak genel video kalitesi anlamında bir iPhone hala değil. Bu arada ultra ağır video çekerken zamanı doğru ayarlamanız lazım. Asıl gelelim zurnanın zırt dediği yere yani yazılım mevzusuna. Çünkü birçok kişinin kafasındaki soru Google uygulamalarını bu telefonda kullanabilecek miyim? İşte dışarıdan indirebilir miyim? Fon kolonla aktarabilir miyim? Vesaire vesaire. Çünkü bu sorular aklınızda. Şimdi Huawei P40 ABD'nin Huawei getirdiği kısıtlamalar yüzünden Google'ın işletim sisteminin en son sürümü olan Android 10 ile çalışıyor. Ancak Gmail ve Google Drive gibi Google hizmetleri bu telefonda yok. Huawei'nin Android'in üstünde çalıştığı arayüz P40 Pro ile 10.1 sürümüne kadar gelen Emotion UI. Son birkaç yıldır Emotion UI Huawei telefonları için görsel olarak renkli ama basit öğelerle güzel ve temiz bir arayüz haline geldi. Yani ekstra bir launcher indirmenize gerek kalmıyor. Tabi bu kişinin tercihine göre de değişebilir ama ben indirmiyorum. Ee, öyle söyleyeyim. Uygulamalar ya da ayarlar arasında gezdirirken veya bunlar arasında geçiş yaparken gözle görülür bir gecikme yok. 90 Hz yenileme hızı, yumuşak geçişler ve animasyonlar sağlıyor zaten size burada. Uygulama ihtiyaçlarınız için Huawei P40 Pro'yu Google'ın Play Store'una alternatif olan Huawei App Gallery ile donattı. Bu hala nispeten yeni bir girişim ve Huawei rakiplerini yakalamaya çalışıyor bu alanda. Hatta şirket geliştiricileri çekmek için elinden geleni de yapıyor. Bu arada App Gallery Türkiye'deki lokal uygulamaların çoğunu içerisinde barındırıyor bunu da belirteyim. Snapchat, TikTok ya da Microsoft gibi uygulamalar bu mağazada mevcut. Ancak Facebook ya da WhatsApp indirmek istiyorsanız bu uygulamaların kendi internet sitelerine gidip oradan güvenli olan APK dosyalarını telefonunuza indirmeniz gerekiyor. Şimdi Facebook'u indirmek için işte web browser'ı açıyorsunuz. Üst taraftaki alana facebook.com/android yazıyorsunuz ve açılan sayfadan indir butonuna tıklıyorsunuz. APK telefonunuza iniyor. Ondan sonra güvenli bir şekilde bu telefonu yükleyip kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Hepsi bu kadar. WhatsApp için de aynı mevzu söz konusu. Benzer yolu izliyorsunuz burada da. Yine tarayıcıyı açtınız Huawei browser'ı whatsapp.com/android yazıyorsunuz. Aynı işlemleri WhatsApp için de yapıyorsunuz bitti, Uy kullanabiliyorsunuz. YouTube izlemek için ise yapmanız gereken şey daha basit. İşte Huawei Browser'dan direkt adrese gitmek, hepsi bu kadar yani bitti. Hemen videoyu izlemeye başlayabiliyorsunuz. Huawei burada kullanıcılara ikinci bir uygulama indirme merkezi de sunuyor. O ne diyeceksiniz? Huawei web tarayıcısının içinde olan App Search sekmesi. App Gallery'de bulamadığınız uygulamaları buradan indirebiliyorsunuz öyle bir rahatlık var. Tabi yine APK olarak. Burada şeyi sorabilirsiniz. Madem APK indirebiliyoruz, o halde Google uygulamalarında telefonu kurabiliriz. O iş öyle değil işte. Google Play servislerini kurmadan tüm Google uygulamalarını bu telefonda rahatça kullanamıyorsunuz. Ben bu zamana kadar işte Light ve normal P40 dahil olmak üzere sadece Chrome, Gmail, Google Maps ki o da tekledi bazen ve Gboard'u yükleyip çalıştırabildim. Onları da App Gallery uygulama mağazasında More Apps adında üçüncü parti çözümü yer alıyor. Oradan indirdim. Yani üç farklı e, uygulama mağazası var aslında telefonda. O da şöyle işiyor. Sizi APK Pure adlı siteye yönlendiriyor ve oradan bu uygulamaları indirebiliyorsunuz. Bazen sitenin kendi uygulama mağazası olmadan uygulamayı telefona kuramıyorsunuz. Böyle bir sıkıntı var. Mesela Maps'i ben APK Pure dosyasını telefona kurup öyle kurdum. Ancak iş kurmakla da bitmiyor. Çünkü uygulamalar tutarlı da çalışmıyor ya çok ağırlar ya da uygulamadayken sizi bir dakika sonra dışarı atabiliyor. Genel olarak her Google uygulamasını bu telefonda sorunsuz bir şekilde çalıştıramıyorsunuz. Huawei'nin Phone Clone uygulamasını da kullanabilirsiniz. Bu uygulamalarınızın çoğunu başka bir cihazdan yeni telefona aktarıyor. Karşı cihazın Huawei cihazı olması da gerekmiyor. Bu arada şunu diyebilirsiniz. Ha tam benim diğer telefonumda zaten Google uygulamaları var. Ben o, o şekilde bütün Google uygulamalarımı P40 Pro'ya aktarırım veya P40 serisine. Ama olmuyor onu da aktardığınız zaman uygulama çalışmıyor. Kısaca bazı Google uygulamalarını telefona indirebiliyorsunuz, kurabiliyorsunuz ancak hepsini tutarlı bir şekilde çalıştıramıyorsunuz. Zaten ikon beliriyor ekranda ama içine girdiğinizde tık diyesi dışarı atıyor. Şu açıdan bakabiliriz WhatsApp, Facebook gibi güvendiğiniz yerlerden indirdiğiniz uygulamaların şu anda bu telefonda kullanılabilir olduğunu görmek önemli. Huawei mağazasına daha fazla uygulama geliştirmek için dünyanın her yerinden geliştiricilerle yakın bir şekilde çalışıyor. Bunu ben de gözlemliyorum ve görüyorum. Bu yüzden büyük isimlerin zaman içinde bu uygulama mağazasında normal bir şekilde yer alacağını düşünüyorum. Sonuca bağlayacak olursak uzun lafın kısası P40 Pro fantastik bir mobil fotoğrafçılık deneyimi sunan birinci sınıf bir telefon. Gündüzde gece çekimleri çarpıcı görünüyor ve bu görüntü kalitesi otomatik yakınlaştırma ve gelişmiş yapay zeka gibi iyileştirmelerle destekleniyor. Ee, telefon 50x dijital zoom yapabilse de 10x zoom anlamında daha iyi görüntü kalitesi veriyor bence. Samsung da telefonda 100x zoom koymuş ama hani... bunu ne zaman ve nerede kullandığınız önemli. Bir de hani kaç kişi 100x zoom'u kullanır ki? Bir de zaten bunu kullanmak için yanınızda tripod taşımanız lazım. IP68 sertifikasına sahip yani suya ve toza karşı dayanıklı ancak gövde camdan yapıldığından... Bir kılıfın içinde olması daha mantıklı bir seçim olabilir. Hem de e, cüzdanınız açısından da iyi olur. Çünkü yere düşürdüğünüz zaman çatlatma oranınız yüksek ekranı veya kasayı. Hız anlamında telefonda hiçbir sorun yok. Ki zaten günümüz amiral gemisi telefonlarının çoğunda hız anlamında sorun yok. İşlemleri gayet akıcı bir şekilde yerine getirebiliyor. Oyunları kara düşmeleri olmadan hızlı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. 5G özellikleri P40 Pro'yu... A iyileştirmelerine karşı geleceğe dönük hale getirirken 4200 mAh pil bir gün boyunca sokakta priz aramadan yolunuza devam etmenizde önemli rol oynuyor. Tabi dışarı çıkmıyoruz ama olsun. Yani bu da bir avantaj. Google uygulamaları yok ama örneğin Gmail uygulaması olmadan kullanmanın da yolları var. Burada hakkını yememek lazım. Huawei'nin Stock e-posta uygulaması veya Outlook gibi bir şey kullanabilirsiniz uygulama. Hatta Gmail web uygulamasını Ana ekranınıza sabitleyebilirsiniz. Aynı şey Google Takvim ve YouTube için de geçerli. YouTube yani buradaki şey web sitesi linki. Google Haritalar için de ne kullanabilirsiniz? Here We Go ya da Yandex'i burada tercih edebilirsiniz. Şunu da belirtmek istiyorum. Google uygulamalarını sorunsuz bir şekilde bu telefonda çalıştıramamak hayatımın ya da hayatınızın bir avuç teknoloji devi tarafından ne ölçüde kontrol edildiğini Anlamamı sağladı ya da hani bilmiyorum bana mı öyle geliyor ama Bunu bu telefonu kullanmaya başladığımda iyice anladım Google'ın dijital yaşamlarımız üzerindeki bilmek de biraz rahatsız edici ee, ama sanırım bununla zaten yaşamaya çoktan alıştık. O yüzden çok içerlemiyoruz bence bu durumu. Fiyatına gelirsek P40 Pro'ya 12.000 TL'ye sahip olabilirsiniz. Ee, 12.000 TL'ye değer mi değmez mi bu saatten sonra sizin karar vereceğiniz bir şey. Ben size artılarıyla eksileriyle anlattım neler olup olmadığını bu telefonda. Bundan sonrası size kalmış. Umarım faydalı olmuştur bu video. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için önemli. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.